hakemler yerlerini alsın. Sen şu tarafta dur. Bak aslanım, sen de üst tarafta, tamam mı? Sen sahanın alt tarafına geç. Bak, orada duracağız. Tam orada. Hadi. Sen de gel böyle, burada dur ve puanları yaz. Ciriti bile atamadı. Hadi, hadi, hadi! Vur! Thank you.
Toplanın şöyle. Yol açın, yol açın. Danayı getirin. Bugünkü cirit yarışlarını Sınataşlar köyünden Kızakçı Yağız'ın takımı kazanmıştı. Verdiği puanlamada en çok puanı takım kaptanı Yağız kazanmıştı. Ödül olarak konan danayı almak üzere Yağız'ı buraya çağırıyorum. Tebrik ederim. Sağ olun. Çok iyi yarıştınız. Bir günde kazan be beceriksiz herif. Hele büyü adam ol da at kolay. Öyle değil mi Yağız? Doğru. Atamana gerek yok. Aysara ikimize de yeter. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ümmü Ana. Ben de Yağız abi büyüyünce... Girdi Yağız'ın ekibi kazandı. Tabii ödül olarak da bu danayı verdiler. Güle güle büyütün. Öyle mi? Zahmet etme Feyme amca. Ben götürürüm. Peki biz gidelim öyleyse. Buyursaydınız bir çay demlerdim size. Sağ ol. Başka zaman Ümmü Ana. Nasıl istersen. Hadi bize eyvallah. Hoşça kal derim. Hadi çocuklar. Bari sen buyursaydın kızım. Sağ olun Muana ama evde o kadar iş var ki. Hadi. Yarın okulda görüşürüz Gülbeyaz. Hoşça Ana yardım et de şunu götürelim. Olur hadi. Hayırlı olsun evladım. Güle güle büyüt. Sağ ol ana. Bir de gelin getirsen yuvamıza. Daha iyi şenleniriz oğlum. Bahardaki ciritten sonra gelini de getireceğim ana. Zeref'i. Gülizar'ın Zeref'i mi? Evet ana. Peki görüşüyor musun kızla? O da gönüllü mü sana? Buluşup görüşemedik henüz. Ama sıcak bakıyor, güzel bakıyor. Cesaretlendiriyor beni. Kaçma! Kaçma dedim sana! Nasıl olsa bu suya sokacağım ben seni. Dur! Dur kaçma! Kaçma! Kız yakala şunu! Gel! Gel bakalım! Bir yere kaçamazsın! Yıkanmayacağım işte! Yıkanmayacağım! Bırakın beni! Rahat dur dedim çarparım şimdi! Gidin! Gidin başımdan! Sizin yanınıza soyunmak istemiyorum! Bak hele sen! Büyümüş de bizden sakınır kendini! Ne sandın ya? Baba! Baba kurtar beni! Bıraksana!
Neye azgınlık ediyorsun? Ah bırak. Yıkanmak, temiz olmak kötü bir şey değil ki. Gözüm. Çok sıcak. Bu da yaman bir ciritçi olacakmış anası. Ne ciritçisi? Atımız mı var ki ciritçi olsun? Bir atalığı kadar Yağız'ın atıyla çalışır. Yağız'dan ona fırsat kalırsa. Şu suyu biraz ılıtsana. Ah, yandım. Tamam sus. Dayak geliyor bak. Dayak geliyormuş. Burada görelim bakalım. Ne yapabilirsin ki? Yağız anası baktığını söyleyeyim mi anama? Bak beni kızdırma. Kazandaki suyu olduğu gibi üstüne dökelim ha. Peki peki dökersin, sustum. Sen galipsin çünkü elindeyim. Üstelik ben bakmadım ki. O baktı bana. Peki senin Gülbeyaz'a kırıklanmana ne diyelim? O neredeyse sen oradasın. Ne kırıklanması? O benim arkadaşım. Diğerleri arkadaşın değil mi? Arkadaşım da Gülbeyaz başka arkadaşım. Tamam kapatmayız, yanam geliyor. Utan biraz, utan. Şapkamı yere düşürdün. Böyle mi öğrettik biz sana ciriti? Eline su dökemeyecek insanlar birincilik alıyor. Alkışlanıyor. Senin ise aklın başka yerlerde. Ben olacaktım ki o çulsuzların sırtına gömecektim ciriti. Bak o zaman gerine gezebilirler miydi köyün içinde? Sus da çocuk yemeğini yesin. Sen de kayırıp durma akşam akşam. Sinirimi bozma. İyi iyi. Vallahi helal olsun size Yaz. Bu ciritlerde de ödülü Temur Ağa'nın takımına kaptırmadınız. Aysarı gibi bir atımız varken bizimle kimse baş edemez muhtar. Şimdi Temur Ağa'yı bir görmeli. Hırsından çevresindekileri kırıp geçiriyordur. Vallahi doğru adam söylüyorsun. Adam yanardağ gibi. Gümbürdeyip püskürtmezse rahat edemez. Önümüzde bir de atlı kızak yarışları var. Bakalım orada ne yapacaklar. O yarışlarda da iddialıyım. Gözüne kurban Yaz. Sen de bu hırs olduktan sonra kazanamayacağın yarış yok. Kızak atlarını çalıştırıyor musun Yaz? Her gün kasabayla köy arasında mekik okuyorum. Bundan iyi çalışma mı olur? Bacı, ben bir tanrı misafiriyim. Fırtınada yolumu kaybettim. Kar dinene kadar evinizde kalabilir miyim? Tabii buyur. Turgut, baban köy odasında. Haber ver de gelsin.
Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tipi yolu kapamış, geçemedim. Yönümü kaybettim. Bu yüzden sizin köye sığınmak zorunda kaldım. İyi yapmışsınız. Bu havada yolda kalanın Allah yardımcısı olsun. Ayakta kalmayın, oturun. Hayırdır inşallah. Sizi daha önce hiç görmedim buralarda. Nereye gidiyordunuz? Adım Seyit Ali. Antepliyim. Orman kolcusuyum. Buralara yeni atandım. Çok iyi. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Misafire aç mısın, tok musun diye sorulmaz. Biz seni aç kabul ediyoruz. Gülizar. Efendim. Bize yiyecek bir şeyler hazırla. Olur. Zeref. Buyur baba. Sen de bir çay demle kızım. Peki. Günaydın. Günaydın. Bu sigara öldürecek beni. Gene de bırakamıyorum. Her sabah aynı şey. Ciğerler dışarı çıkacak sanki. Anan sana kurban olsun yavrum. Artık eski halim kalmadı. Yataktan kalkmak bile zor geliyor. Ah ah, eski halim olsaydı seni işe sokar mıydım ben? Ceylan kızım benim, dünyalar güzel. Aman ana, sana çalış diyen mi var ki böyle konuşuyorsun? Benim için dertlenme, ben iş görmekten memnunum. Günaydın Gülcan abla. Günaydın Zeri. Nasılsın? İyiyim ya, senin kadar değil. Niye abla? Niye olacak? Biri diğerinden yiğit, iki sevdalın var.
İkisi de senin olsun. Beni ne yapacaklar? Dul bir kadınım ben. Ama sen baharsın, tazesin. Benden geçti o günler. Artık sabrım kalmadı Zeref. Sensiz edemiyorum. Allah kısmet ederse bahar zamanı isteteceğim seni. Anam var, babam var. Onlara söyle, onlara aç derdini. Az kaldı Zeref. Yakında isteyeceğim seni. Benim olacaksın. Hizmetkarların olacak. O zaman su taşımaktan da bu dilsizlikten de kurtulacaksın. Bey karısı olacaksın. Eyvallah, sağ olun. Güle güle, selametle. Kar yağmadan varalım kasabaya. Hadi. Hazır mıyız? Thank you.
Ne zingir dişip duruyorsunuz? Düğüne mi gidiyoruz ha? Düğüne de gideriz yaz. Yeter ki sen düğün yap. Haklısınız. Ben de sizin gibi okula gitseydim neşemden yerimde duramazdım. Yağız, kızak yarışları ne zaman? Önümüzdeki günlerde olacak. Ciritlerden kazandığın dana büyüyor mu? Büyümez olur mu? Çiçek gibi. Üstelik de nazlı. Bu seferki yarışlara güzel bir at ve para ödülü koymuşlar. Sen nereden biliyorsun? Babamdan duydum. Bütün köylüler de seyretmeye gelecekmiş. Siz de gelecek misiniz? Geleceğiz tabii. Sen yarışırsın da biz gelmez miyiz? Seref de mi? He ya, o da gelecek. Hadi bakalım. Yaramazlık yapmayın. Ders anlatırken öğretmeninizi iyi dinleyin. Yoksulluğun imkansızlığın gözü kör olsun. Ben de okuyabilseydim olurdu sanki. Abi götürelim. Abi buyurun. Hoş, hoş, siz de buyurun. Hoş, hoş. Şöyle. Gel abi. Hoş kızak. Gel abi gel. Hadi hadi gel. Hadi hadi. De. Gel. Hadi. Hadi abi. Hoş bulduk. Tamam, abi. Tamam, abi. Tamam, tamam gidiyorum. Buralı sayılırım. Yakın köyden. Yağbasanlıyım. Köyünüzde avcı var mı? Var sayılmaz. Ormana oduna gidenler bir şeyler bulurlarsa vuruyorlar.
Ne vurur lan? Kurt, tilki, ayı. Burada en çok avcı hangi köyde vardır? Sıra Taşlar köyünde av çok olur. Duyduğuma göre kurt kapanı kurarak avlanıyorlarmış. Sizin köyde yabancı var mı? Nasıl yabancı? Yani şey, dışarıdan gelip de yerleşen ya da iş tutan. Dışarıdan gelen niye köye yerleşsin arkadaş? Aklı mı yok? Canım olur ya. Kasaba dersen yabancı çok. Askerleri memurları saymazsan gelip gidenler sürüyle. Yoksa sen birini mi arıyorsun? Yok, hayır. Ben de yabancıyım da öylesine sordum işte. Avcılardan kürk toplayıp gideceğim de. O zaman sen Sıra Taşlar köyüne git. Orada kürkün alasını bulursun. Yabancıya karşı da konukseverdirler. Her yabancıya mı? Ayırt etmezler. Herkese hanelerini açarlar. Belki de aradığın oradadır. Ben kimseyi aramıyorum. Amma da taktın kafanı. Sıra Taşlar köyüne nasıl giderim? Sıra Taşların kızakçısı vardır. Adı Yağız. Seni onun durağına götüreyim. O seni Sıra Taşlara götürür. Peki öyle yapalım. Sıra Taşlar köyü kızakçısının yeri nerede peki? Şurada, Demirciler Caddesi'nde. Sağ ol. İleridekine bakalım. Bakar mısınız? Kürtler ne kadar? Kürtüne göre değişir. Şu Endik'teki mesela. 500 bin lira. Bu. Buyurun beyim, buyurun. Buyurun beyler, hoş geldiniz. Böyle buyurun. Geçin şöyle oturalım. Ne var yemeklerden? Haşlama, döner, tas kebap, kuru fasulye. Bana bir döner. Bana pilav üstü döner ver. Peki. Bana tas kebap. Baş üstüne. Bana bakın. Burada sormadık, kimse bırakmayın. Kızakçılara, esnafa, önünüze kim gelirse sorun. O Seydo Deyusu mutlaka buralardadır. Ben Kürkçü olarak Sıra Taşlar köyüne yerleşeceğim. Siz de yakın köyleri dolaşın. Tamam mı? Tamam. Soranlara Kürkçüyüz deyin. 10 gün sonra aynı saatte burada buluşacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben kızakçı Yağız'ı arıyorum. Arabası burada ama kendisi şu anda Nalbant'ta. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Lütfullah seninle yarışacak adam değildir. Ata bile binemiyor. Nasıl ciritçi anlamıyorum. Sen ona her zaman yenersin. Ben onu kendime rakip görmüyorum zaten. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Sıra Taşlar köyü kızakçısı Yağız'ı arıyorum. Benim? Köyünüze gitmek istiyorum. Beni götürebilir misin? Tabii buyurun. Kolay gelsin Niyazi Usta. Sağ olasın. Fehmi'ye selam söyle. Başüstüne. Adım Cebbar. Antepli. Daha önce hiç geldin mi Sarıkamış'a? Yok, ilk kez geliyorum. Karın bol olduğu yerde kurt da, kürt de, av da bol olur dedi arkadaşlar. İyi alışveriş yaparsın dediler. Erzurumlu kürtçü aslına tanır mısın? Buranın kürtçülerini pek tanımam. Bu köyde başka yabancı var mı? Bu ara yok. Kış bitince gelirler, kürtleri toplayıp giderler. Sen tam zamanında geldin. İyi. Eli boş dönmek hiç işime gelmez. Bizim burada av çok olur. Eli boş dönmezsin. Ben oyunda değilim Turgut. Cirit'ini rakibine fırlat. Cirit oynanıyor mu burada? Oynanıyor tabii. Cirit bizim yaşamımız, atasporumuz.
Bizim oralarda kilit bilmezler. Sizin orada at yok mu? Olmaz mı? Var tabii. At varsa bir yerde, kilit de vardır. Merhaba ağalar. Merhaba. Merhaba. Köyümüze bir misafir getirdim. Cabbar'a. Hoş geldin ha. Kendisi Anteplidir. Hoş geldin. Kürk tüccarıdır. Hoş geldiniz. Köyümüzün muhtarı Celil ağa. Hoş bulduk muhtar. Buyurun oturun. Misafir üşümüştür, çay getirin. Misafir size teslim muhtar. Ben gidiyorum. Merak etme yaz. Güle güle kardeş, sağ olasın. Kürk işinde yenisiniz galiba. Ya da bu tarafa ilk geliyorsunuz. Evet, ilk geliyorum. Kürkçüler genellikle kış sonu gelirler. Peki siz neden bu kadar erken geldiniz Cabbar'a? Avcıların paraya ihtiyacı vardır diye düşündüm. Çanta para dolu öyleyse ha? Bu karda kışta çantada para mı taşınırdı muhtar? Hoş adamsın Cabbar ağa. Seninle iyi anlaşacağız. Bakalım. Hadi. Yine ben kazandım. Oğlum, oğlum çekil oradan. Gel bak, gel. Çekil. Oynamıyorum. Hadi aslanım ya. Atıyorum. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Temur Ağa'nın oğlu Lütful gözünü evden ayırmıyor. Ne yapayım? Ne yapayımmış? Hareketlerine dikkat et. Oynaş olma. Bir değil iki sevda. Kim bilir daha kimler? Yaşın ne, başın ne? Senin gençliğinde sevdaların olmadı mı ana? Oldu. Oldu ama benim onlara yüz verdiğim mi vardı? Ben yüz mü veriyorum ana? Onlar dolaşıyor peşimde. Ben senin iyiliğin için konuşuyorum kızım. Dile düşersin. Biz varlıklı değiliz. Elin ağzını kapayamayız. Bizim namustan başka bir şeyimiz yok. Ümmü'nün oğlu Yaz'ın da gözü sende, bilmiyor değilim. Biri ağanın oğlu, diğeri atlı arabasından başka bir şey olmayan yoksulun biri. Aklını kullanmazsan arada kalırsın. Ağlara güvenilmez. Sevdaları gel geç olur. Seni alır, iki gün sonra başkasını sever, onu alır. Sen döl veren, çocuk bakan, hizmet eden biri olup ortada kalıverirsin. Yaz mert, yürekli bir insan. Ama ekmeğini zor kazanıyor. Sana, anasına nasıl bakacak? Allah kahretsin. Ortası yok mu bu işlerin? İnsan ne yapacağını şaşırıyor. Hayırlısı neyse o olur inşallah. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buralarda bir orman kolcusu varmış. Antepli Seyit Ali. Tanıyor musunuz? Öyle birini tanımıyorum.
Peki, eyvallah. Selametle. Dönüşte bizim ara gel. Konuşalım biraz. Selam muhtar. Aleyküm selam. Bize iki çay getir. Getiriyorum ha. Lütfullah, köye kürkçü geldi. Sizin elinizde satılacak kürk yok mu? Elimde az bir şey var. Kaça alıyor? Bilmem, sormadım. Erken geldiğine göre ucucu bir galiba. Ayağımıza kadar gelmiş. Yakalarız herhalde. Kürkçü nerede şimdi? Kendine bir oda bulmaya gitti. Yarından tezi yok. Kapanlar hazırlayalım. Kasabadan gelirken yol kenarındaki ormanda bir kurt sürüsü gördüm. Birkaç el ateş ettim, uluyarak kaçtılar. O zaman oraya kuralım kapanları. Kürkçü nasıl bir adam? Nereden gelmiş, bilen var mı? Antepliymiş. Buralara ilk geliyorum. Adın ne senin? Kimin kızısın sen? Düşsüz müsün? Aysarı, biraz sonra Zeref'imiz gelecek. Ona hoş geldin demelisin. Hal hatır sormalısın. Eve davet edemedim. Anam var. Onun yanında yarenlik olmaz. Gelmez mi diyorsun? Gelir gelir. Zeref'im beni mahcup etmez. Hoş geldin. Hoş bulduk. Lütful ağa Temur ağamızın oğludur. Ağamızdır. Memnun oldum. Ne çeşit Türk alıyorsunuz? Ne olursa. Kurt, tilki, tavşan, ayı.
Duyduğuma göre sizde bolca kürk varmış. Vardı, sattım. Ama önemli değil. Bir haftada istediğin kadar avlarız. Şimdi elimde 5-6 tane kurt postu var. İstersen verebilirim sana. Görebilir miyim? Tabii. Buyur gidelim. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Deli misiniz? El alemin ağzına sakız mı olmak istiyorsunuz? Kusura bakma ana. Gören olur evladım. Selam Fehmi amca. Kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsın? Geçinip gidiyoruz işte. Çocuklar çuvalları indirene kadar biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Ne mi diyeceksin? Dışarıda konuşsak. Buyur. Diyeceğim şu Fehmi amca. Yaşım erdi erişti. Askerliği de yaptık çok şükür. Yani sıra hepimizin bildiği gibi evbat kurmaya geldi. Eğer sen o gün görürsen baban da razı olacaktır. Derefi allı dubaklı evimizde görmek isteriz. Bak yeğen, bu gibi işler büyükler arasında konuşulur. Yeni yetmelerin bu konulara girmeleri ayıp sayılır. Anam var, babam var. Onlar ne güne duruyor? Kusur mu ettik? Kusurdan öte densizlik. Timur abi öyle mi terbiye etti seni? Yoksa sizin geleneğiniz, göreneğiniz başka mı? Gelenekle görenekle ne ilgisi var bunun Fehmi amca? Önce ne düşünüyorsun onu bilelim dedik. Böyle uygunsuz yerde, uygunsuz zamanda ha? Bu davranışınız ağoluşunuzdan mı ileri geliyor? Çok ağır konuşuyorsun Fehmi amca. Konuşana değil, konuşturana bak.
gitmeniz lazım. Ah! Ne oldu kız? Şu oğlan kartopu attı. Açılın. Açılın bakayım. Ayıp değil mi kavga ediyorsunuz? Ayrılın bakayım. Hadi çocuklar, siz de dağılın. Dağılın bakayım. Hadi çocuklar. Kar bastırmadan köye varalım. Çabuk. Hadi yürü çocuk. Hayrola, ne düşünüyorsun? Değirmenci Fehmi canımı sıktı. Niye? Kızı Zeref için ağzını aradım. Azarladı beni. Bu işler büyükler arasında konuşulur dedi. Ben çocuk muyum? Değirmen çarkını atacaktım ya. Senden çekindim. Üzme kendini. Ben konuşurum. İstediğim bir kız olsun. Ne? Söyle bakalım küçük adam, neden kavga ettin? Gülbeyaz'a kartopu attı. Demek Gülbeyaz için kavga ettin ha? Gülbeyaz. Efendim Yağız amca. Senin için kavga eden yiğidini öp bakalım. Beni kırıyor musun? Aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, sağ ol. Bu kış gününde neye çalışıyorsun? Cirit için atı çalıştırıyorum. Ciritçi misin? Evet. Kışında cirit oynanıyor mu? Bizde yaz kış durmak olmaz. Boş zamanlarda hem atı hem kendimizi çalıştırırız. Çalışmazsak hamlarız. Atın da güzel maşallah. Aysar'ın bir tanedir. Hadi eyvallah. Sana kolay gelsin. Güle güle. Selametle. Seydo hakkında herhangi bir iz bulamadık ama kürk alışverişi iyi gidiyor. Evet. Ben de epey kürk aldım. Köyde bir oda tuttum.
Oraya depoluyorum. Seydu için diğer köylere de bakalım. Kış sonuna kadar bulamazsak Kürtleri toplar gideriz. 10 gün sonra gene bu lokantada buluşalım. Kar çok yağıyor. Yollar kapalıysa zamanında gelemeyebiliriz. Kim erken gelirse diğerini burada beklesin. Bu lokantanın üstü otel. Akın Oteli. Gelen orada yatar kalkar. Çözün kafanları. Kapanların yerlerini değiştirelim. Bu namus hayvanlar çok akıllıdır. Kurtulan oldu mu bir daha bu yoldan geçmezler. Kapanları köy yoluna yakın kuralım. Kar çok. Açlıktan yaya köylülere saldırabilirler. Burası iyi. Birbirine yakın kurmayın kapanları. Dikkat edin, elinizi sıkıştırmayın. Tamam. Fehmi de zamanında yiğit delikanlıydı. Bu yörenin en iyi ciritçilerindendi. Zeref'in anasına sevdalıydı. Onu Temur Ağa'nın elinden almak için az uğraşmadı. Bu yüzden sevdayı da aşkı da çok iyi bilir. Kıymetini bilir ve iyi de değer verir. Bu yüzden Zeref'i senden esirgeyeceğini hiç sanmıyorum. Merhaba. 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 Cabbar ağa bizim köye yerleşti. Köylülerden kış boyu kürk toplayacak. Çok iyi. Sonunda köylüler kürkleri satacak birine kavuştular demek. Cabbar ağa, atın ön ayağının nalı düştü. Ustan allasın, hemen köye gideriz. Cabbar ağa, çay, kahve ne içmek istersin? Sağ olun, hiçbir şey almayın. Siz bilirsiniz, hakkınız vaki. Sağ olun. Onu diyecektim. Bir an evvel istet Serefi. Bu işler geç kalmaya gelmez. Anan da yaşlandı.
ölmeden oğlunun gelininin muradını görsün. Haklısın Niyazi Usta. Şu kışı geçirelim hele. Bağır Allah Kerim. Hadi bakalım, şu ağacın dibine git. Fazla uzaklaşma. Tamam. Dikkat et, gülmeyiz. Ne gülüyorsunuz, sizin sıkışmadınız mı? Sen mi gülmeyin? Arkadaşınız doğru söylüyor. Her insan sıkışabilir. Mesela ben de sıkıştım ve iniyorum. Susun bakayım, büyüklerle alay edilmez. Yağız amca! Yağız amca! Siz kalın burada. Korkma, küçük bir kurt yavrusu. Dur. Dur yavrum. Ne isterler bu hayvanlardan anlamıyorum. Götürelim, postunu yüzeriz. Ben kurtarmaya çalışıyorum, sen postunu düşünüyorsun. Cafer'a. Ne olmuş? Ne oldu ya? Biriniz mendilini versin. Acıyor mu kız? Acıyor. Thank you.
oldu? Ne oldu? Ayağını kurt kapanına kaptırdı. Nasıl oldu Yaz? Bir kaza işte. Dert etme. Önemli bir şey yok. Niye ağlıyorsun? Gülbeyaz canavar kapanına ayağını kaptırdı. Canavar kapanıyla ne işi varmış Gülbeyaz'ın? Biri yol kenarına kapan kurmuş. Yarası çok mu? He ya. Canım ölmemiş ya. Bir iki günde iyileşir. Peki sana ne oldu da ağlıyorsun? Gülbeyaz Turgut'un has gülahınısı. Anlamadın mı? Anlamasını anladım da yaşı başı ne ki kaval öttürüyor? Ne yani? Biz adam değil miyiz? Adama bak adama. Boy poz, sakal bıyık yerinde. Şimdi seni öldürürüm ha. Verdiğin çok az Cabbar. Ben cebimdeki paraya göre konuşuyorum Lütfü ağa. Hesabın uyuyorsa darmalı. Yoksa canı sağ olsun. Amma inatçısın Cabbar. İnatla ne ilgisi var bunun? Ticaret bu. Peki. Ver parayı al kırkları. Hayrını gör. Beni dinleyin. Yol kenarına kurulan kapanlardan birine Gülbeyaz ayağını kaptırdı. Az daha kopuyordu. O kapanlardan biri bu. Kimiyse çıksın ortaya. Demirci Rüstem bunları kime yaptığını bilir. Kasabada iş olan varsa gelsin götüreyim. Ben geliyorum Yaz. Kızı hazırla. Kızak geliyor. Kim acaba? Bırakın! Bırakın! Bırakın lan!
Bırakın beni! Atmayın beni! Bırakın! Atmayın beni! Bırakın! 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 Sen de kalsın! Akil ol! Ayıp! Atmayın! Tamam! Baban evde mi? Yok. Anan? O da yok. Size getirdim. Anladığım kadarıyla senin Yağız bizim Zeref'e gönüllü. Zeref Yağız'a gönüllü değil mi? O kadarını bilemiyorum. Sen anası değil misin? Konuşmuyor musun kızınla? Bilirsin. Kız çocuğu anasına gizlisini saklısını pek açmaz. O zaman ben söyleyeyim de duy. İkisi de birbirine sevdalı. Bak Ümmü bacı, köyümüz küçük bir yer. Onun bunun diline düşmeyi sen de bizim kadar istemezsin. Niye? Dile mi düşmüşler? Kim ne demiş? Korkmana gerek yok. İkisi birbirini istedikten sonra allayıp pullayıp Allah'ın emriyle Zeref'i evimize gelin etmesini bilirim. Elbette. Herkes kendine göre düğününü, derneğini yapar. Yalnız açık konuşmak gerekirse Temur Ağa da Zeref'i oğlu Lütfullah'a istiyor. Biz aradan çekilelim istiyorsun. Bilmem ki. Ne desem? Ben gideyim. Anam yaptı. İçinde peynir var. Birini kendime, birini de sana getirdim. Beğendin mi? Beğendim. Bacağın nasıl oldu? Anam ilaç koyup sardı.
birkaç gün sonra geçecekmiş. Şimdi acıyor mu? Hı. Yürürken azıcık acıyor. O zaman yürüme. Bacağın şişer, davul gibi olur. Merhaba küçükler. Merhaba. Nasılsınız? İyi. Turgut, sizin eve keklik bıraktım. Babana selam söyle. Hadi eyvallah. Güle güle. Ye. Seydo bu. Çocuklar, az önce konuştuğunuz atlı bu köyde mi oturuyor? Hayır, buraların orman kolcusu. Geçenlerde tipide kalmış, bize sığındı. Baban kim senin? Değirmenci Fehmi. Sağ olun çocuklar. Selamünaleyküm Cabbar. Aleykümselam. Ben de sana geliyorum. Niye gelecektin? Seydo'yu gördüm. Bu civarda saklanıyor. Bu işten vazgeçelim Cabbar'a. Kürk işi iyi gidiyor. Öldürünce elimize ne geçecek he? Bırakalım adam yaşasın. Biz kendi işimize bakalım ha. Bunları duymamış olayım. Kardeşimin kanı yerde mi kalacak? İndir Kürtleri, gidiyoruz hadi. Rezil herif. O çulsuzdan dayak yemeye utanmıyorsun değil mi? Niye utanayım? Dayağı asıl o yedi. Dayağı kimin yediği gözünün morundan belli. Niye kapıştınız? Kapan meselesi. Ne kapanı? Gülbeyaz'ın ayağı köy yolunda bizim kurduğumuz kapanlardan birine girmiş. Yağız efendi köylüye karşı bizi sorumlu tutuyor. Kapan kurmak için Yağız'dan müsaade mi alacağız? Adamlarını al, yarın haddini bildir. Bildir ki daha fazla diklenmesin. Anladın mı? Timur Ağa'ya kalkan el kırılmalı. Kurban olsun ablan sana. Niye dövdürdün kendini bu kadar? Sen de vursaydın onlara. Söylediklerine göre o bacaksız muhtar da kavgaya girmiş. Doğru mu? Onlar kavgaya girmedi. Ayırmaya çalıştılar. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Buyurun. Sana birini soracağım. Antepli Seyit Ali. Geçenlerde sizin eve gelmiş. Hangi köyde kalıyor? Vallahi bilmem. Nerede bulurum? Ne bileyim kardeşim. Tanımam etmem. Karda mahsur kalmış, bir gece kaldı bizde. O gün bugündür görmedim. Peki, kolay gelsin. Hadi eyvallah. Sağ ol. Thank you.
ona bir ders vermeye geldim. Kötü dövmüşler seni kardeş. Kimdi onlar? Timur Ağa'nın itleri. Tutun bana. Kalk benim kulübeye gidelim. Bu halde hiçbir yere gidemez. Çabuk olalım biraz. Birazdan aç kurtlar cirit atar burada. Saldırırlarsa baş edemeyiz. Gir içeri. Çıkar postallarını rahatla. Şimdi sobayı yakarım ısınırsın. Adın ne? Yaz. Benimki Seyit Ali. Antepliyim. Niye dövdüler seni? Uzun hikaye, boş ver. Kan davası filansa... Uyma onlara, sonu gelmez. Benim gibi yerinden yurdundan olursun. Bizim aileden bir ben kaldım, biliyor musun? Niye? Aşiret kavgası. Yoksa ne işin var buralarda? Adam mı vurdun? Amcalarım vurdu. Hapisteler. Onlar da intikam için beni arıyorlar. O yüzden buralara kaçtım. Uzun süre işsiz kaldım. Sonra orman kovcusu oldum. Geç şöyle sobaya yakın otur. Şimdilik arayan soran yok. Yalnızlıktan da sıkıldım. Bir karım, çocuğum olsun. Neslim sürsün istiyorum ama... Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Biraz su ısıtabilir misin? Tabii. Geçen gece sizin köye sığındım. Hani kar fırtınasının olduğu gece. Değirmenci Fehmi'nin evinde kaldım. Sağ olsun, iyi ağırladı beni. Güzel bir kızı var. Görmüşsündür mutlaka. Adı Zeref. Dayanılır gibi değil. Bir içim su maşallah. Allah insana öyle bir eş nasip etmeli ki
iyi sağlıklı evlatlar doğursun. Oğlum, ne oldu sana? Kavga mı ettin? Yok bir şey ana. Daha ne olacak? Yüzün yara içinde. Kimle kavga ettin? Tümür Ağa'nın oğlu adamlarıyla üstüme saldırdı. Elleri kırılasıcalar. Ne isterler senden? Zararı yok ana. Nasıl olsa kıstırırım onları. Hepsine ayrı ayrı gücüm yeter. Aman oğlum, uyma onlara. Bizim Temur Ağa'yla uğraşacak arkamız yok. Gücümüz onlara yetmez. Kızak yarışları için bütün hazırlıklar tamamlandı. Birinciye verilecek ödül için son söz sizin Temur Ağa. Sağ ol muhtar, sağ ol. Bu seneki kızak yarışlarında birinci gelene 10 milyon lira ödül verilecektir. Bunun yarısı para, yarısı da safkan bir cirit atı olacaktır. Ve bu para da yarışa katılacak köylerin muhtarları tarafından toplanacaktır. Yarış ve ödül için düşüncesi olanlar konuşabilirler. Konuşacak bir şey yok ha. Siz ne derseniz o olacak. Şimdi müsaadeniz varsa biz gidelim. Müsaade sizin. Yarış günü görüşürüz. Beni kırmayıp davetime geldiğiniz için sağ olun. Sen de sağ ol Temur Ağa. Sen de sağ ol Temur Ağa. Sen dur Fehmi Ağa. Dur hele, konuşacaklarım var seninle. Gel şöyle biz bize iki laf edelim. Hayrola ağa? Hayırdır Fehmi ağa, hayırdır. Bilirsin bizim Lütfullah fena bir delikanlı değildir. Geçenlerde bir densizlik etmiş. Ulu orta bir söz açmış sana. Evet, öyle oldu. Sen onun kusuruna bakma. Biraz acele davranmış. Bu konu ikimiz arasında konuşulacak bir konu. Öyle değil mi Fehmi ağa? Öyle değil Temur ağa, hiç öyle değil. Ya nasıl ha? Bir bildiğin mi var? Evet, bir bildiğimiz vardı, unutuldu galiba. Dünürlük her iki tarafın büyükleri arasında ve benim hanemde gelenek ve göreneklere göre konuşulmalı. Peki ha, öyle yapalım. Bir babalık hakkım var, onu da damlışlarında harcamak istemem. Fehmi ağa, amma gururlusun. Sen öyle değil misin? Neyse, birbirimize sert olmayalım. Kapılarımız her zaman birbirimize açık kalsın Fehmi ağa. İleride görüşür, konuşuruz. Olur ha, konuşalım. Gurur duymuş, hay senin gururuna. Ne diyor baba? Tasalanma, hiçbir şey dediği yok. Sen işine bak, hadi oğlum. Ağaymış saygısız herif. Ayağına çağırıp kız istiyor benden. Bizim evimiz yok sanki. Canım ağız yoklamıştır. Yoklasa da olmaz bu iş. Hemen karar verme, bir düşünelim. Kızımız için neyse doğrusu onu bulalım. Düşünecek bir şey yok. Zeref Yaz'la sevdalı. Onları ayırmak olmaz. İki çıplak bir hamama yakışır derler. Yaz parasız bir adam. Kazandığıyla anasına zor bakıyor. Zeref'ime nasıl bakacak? Onun yiğitliği, mertliği yeter. Yiğitlik, mertlik karın doyurmaz. Benim daha fazla sinirimi bozma. Ben de parasız biriydim. Hala öyleyim. Seni aç mı bıraktım, çıplak mı bıraktım? Aç bırakmadın ama. Aması ne? İyi, tamam. El bolluk zenginlik içinde yaşasın. Siz mertliğinizle, yiğitliğinizle övünün. Thank you.
yarışları vardır. Birinci gelene bir adet cirit dayı ve para verilecektir. Bütün köylüler gelsin. Duyduk duymadık demeyin. Handere köyünde kızak yarışları vardır. Ey köylüler, yarın Handere köyünde kızak yarışları vardır. Birinci gelene bir adet cirit dayı ve para verilecektir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sen, Mehmet'i... Kolay gelsin. Sağ ol ağam. Sağ ol. Ben sana göndereceğim. Mehmet'le göndereyim. Akşamı selam Temur ağa. Aleyküm selam. Nasılsın Gülüzer? İyiyiz ya, nasıl olacağız? Geçen gün kocanla konuştuk. Yakında misafiriniz olacağız. Niyetim size dünür olmak. Vaktiyle seni çok istemiştim. Ama sen bana değil Fehmi'ye vardın. Sana olan sevdamı yüreğime sindirdim. Sebebi ise senin mutlu olmandı. İsteseydim seni Fehmi'ye yar etmezdim. Biliyorsun. Eskiyi bırak da ne diyeceksen çabuk de. İşim gücüm var görüyorsun. Diyeceğim şu. Fehmi Zeref'i vermeye yanaşmazsa onu ikna et. Ödeşelim. Ödeşecek borcum yok. Üstelik ben kocamın işlerine, vereceği kararlara karışmam. Kapımız açık. Buyur gel. Erkek erkeğe konuş. Tut şunu. Aman oğlum, duydum Lütful da yarışa katılıyormuş. Bir kaza filan yaptırmasın sana. Ana ilk defa katılmıyoruz ya, o kadar seyirciler var, hakemler var. Kolay gele. Sağ ol Fehmi amca. Göreyim seni, hepsini geride bırak ki Yağız'ın ne olduğunu görsünler. Sen hiç merak etme. Baba, ben Yağız'ın kızağıyla yarış alanına gidebilir miyim? Yalnız sen mi gideceksin, hepimiz gideceğiz. Köyde erkek kalmamış anam. Herkesler kızak yarışına gitmiş. Benim de duyduğuma göre 10-15 kızak birden kayacakmış. Ay Allah korusun. Bir kaza filan gelmez inşallah birinin başına. Bu yarış daha çok Yağız'la Temur Ağa'nın oğlu Lütful'un yarışı sayılır. Öyle değil mi Zeref? Bilmem. Hangisi kazanır sence? Falcı mıyım ben Allah aşkına? Nereden bileyim hangisinin kazanacağını? Kızım. Ayağım çok şişti ana. Acıyor da. Gel kızım. Gel canım, otur şuraya. Kaburunu değiştireyim yavrum. Vah 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 vah. Çok kötü olmuş bunun bacağı Gülcan abla. Ay. Kızım bunu sınıkçıya götür. Sınıkçıyla hamurla iyileşecek gibi değil. Ne yapayım anam bacım, elimden başka bir şey gelmiyor ki. Kasabaya doktora götürelim. Yoksa yazık olur Gülbeyaz'a. Kim götürecek? Herkes yarışta. Yağız'a haber ulaşırsa gelir. Sınıkçıya götürelim. Doktor işi değil bu. Sınıkçı buna daha iyi bakar.
Eğer bu yarışı da kaybedersen işte o zaman gözüme gözükme. Sakin ol, heyecanını ata belli etme. Dizginleri serbest bırak, etrafını kolla. Uyanık ol, onlara dikkat et. Lütfullah'la inatlaşma, bir kaza olmasın. Bu yarışı sen alacaksın, başaracaksın. Tamam mı? Sen hiç meraklanma Fehmi amca, onların hakkından tek tek gelirim. Kazan yarısı, hepimiz kazanmanı istiyoruz. Kazanacağım Turgut. Ben bitiş yerine gidiyorum, hadi göreyim seni. Her şey hazır kaymakam bey. Yarış başlayabilir. Yarış çizgisine gelsinler. Şansın açık herkes olsun. Herkes yarış çizgisine başarılar. Toplansın. Sağ ol. Başlama işaretini verebiliriz. Bağ üstüne. Yeah.
Gülbeyaz'ın durumu çok kötü. Bacağı mosmor oldu. Doktora götürmezse ölür Gülbeyaz'ın. Hadi gidelim. Verin bana. Nesi var bu çocuğun? Hemşire hanım, bacağı çok kötü durumda çocuğun. Muayene odasına getirin. Siz gelmeyin. Yavrum, ben ağlama. Ne yapacağım? Çocuğu da üzme. Gel şöyle otur bakayım. Şöyle. Ağlamanın bir yararı yok. Siz dışarıda bekleyin. Yağız, Gülbeyaz iyileşecek değil mi? İyileşecek tabii. Sen sus bakalım. Gülbeyaz duyarsa üzülür sonra. Ağladığımı söyleme, olur mu? Söylemem. Sakin, sakin ol kızım. Korkulacak bir şey yok. Çok geç kalmış. Neden zamanında gelmezler anlamıyorum. Bu kadın çocuğun annesi mi? Evet doktor bey. Ne oldu çocuğa? Kurt kapanına yakalandı. Bugüne bırakılır mı? Yazık değil mi kardeşim? Üzülerek söylemek mecburiyetindeyim. Çocuğun bacağı kesilecek. Kesilmeden olmaz mı doktor bey? Gangren olur. Yayılırsa ölür. Yapılacak bir şey yok. Yavrum. Kuzum. Ciğerparem. Allah'ım ben ne diyeyim? Senin yüzünden Yağız. Gülbeyaz'ıma sahip olamadım. Kapana kaptırdım. Sana emanet etmiştim. Yavrumu sana emanet etmiştim. Gülbeyaz'ın bacağını kesmişler. Yazık oldu çocuğa. Üstelik babasız, yetim bir kız. Vebalinden nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Başımızı hiç hesapta yokken derde soktun. Bunda benim ne suçum var baba? Bilerek yapmadım ya. Bilerek yapmadın ama kurt kapanı senin. Bunu bütün köylü biliyor. Bilirse bilsin. Ne olacak yani? Bir ben kurmuyorum ya, herkes kuruyor. Sonra ben mi götürüp çocuğun bacağını kapana soktum? Yağız adam olsaydı da Gülbeyaz'a sahip çıksaydı. Ne işleri vardı kapan kurulan yerde? Benim canımı sıkma. Herkesin kurduğu kapandan sana ne? Çocuğun bacağı senin kapanın yüzünden kesildi. Peki ne yapalım şimdi? Onlar da zamanında doktora götürselerdi. Gevezeliği bırak da yarın kadına biraz para götür. Gönlünü al. Bali şikayet etmesin. Ben para mara götürmem. İstiyorsan sen götür. Bana bak, buraya gel. Yağız yok mu? Daha gelmedi.
Her zaman o bizi beklerdi baba. Gidip bakayım mı? Git bak bakalım oğlum. Ümmü ana, Yağız nerede? Bütün arkadaşlar onu bekliyor. İçeride. Gir bir de sen konuş. Gitmeyeceğim diye tutturdu. Yağız, bizi okula götürmeyecek misin? Hayır. Neden? Gülbeyaz'ın ayağı benim yüzümden kesilmedi mi? Anası sebep sensin demedi mi? Sen ne yapabilirdin oğlum? Kendini niye suçluyorsun? Utanırım ana. O çocukların yüzüne bakamam. Sen olmazsan bizi kim götürecek Yağız? Bana ne? Kim götürürse götürsün. Ben gelmeyeceğim. Ne o Fehma? Neden bekliyor bu çocuklar? Okula geç kalacaklar. Yağız gelmedi daha. Onu bekliyoruz. Niye gelmedi acaba? Bilmem. Bir şey oldu galiba. Baba! Baba! Gelmiyor. Temur Ağa'nın kızağına al. Onunla gidin. Temur Ağa mı? Temur Ağa'ya elini veren kolunu alamaz. Durup dururken bir de ona borçlu kalmayalım. Karşılığı ağır olur. İş başa düştü. Ben götüreyim çocukları. Fehma, şu tüfeği al yanına. Ne olur, sağ ol ne olmaz. Muhtar. Şunu da al. Hadi bakalım düşelim yola. Selametle. Oğlum, dışarıda kar başladı. Ya çocuklar yaya gittiyse? Gitmemişlerdir ana. Bu havada gidilir mi? Kızakla bile gidilmez. Çok yağıyor ana. Köyde bu kadar yağarsa kasaba yolunda fırtına vardır şimdi. Babanlar geri dönse keşke. Babamı bilmez misin ana? İnadı tuttu mu geri dönmez. Baban ne yapacağını bilir. Hadi gel içeriye soğutma. Yağız'a gidelim ana. Başlarına bir felaket gelmeden yetişsin onlara. Allah Allah, adam gitmiyor. Zorla mı göndereceğiz? Kapa kapıyı, gir içeri. Biz gidersek kırmaz bizi. Çocuklar, sağa sola sapmayın, beni takip edin. Çocukları okula Fehmi götürdü Yağız. Bu kar fırtınaya çevirirse hiçbiri eve sağ gelmez. Yaya mı gittiler? Evet, başlarına bir felaket gelmeden yetiş onlara Yağız. Ana! Çabuk atları hazırlayıp kızağa koşalım. Siz de muhtara koşun. Onların da yardımı gerekebilir. Yürüyün çocuklar. Yüzünüzü iyice kapayın. Kar fena bastırdı. Fehmi çocukları geri getirse bari. Bu havada kasabaya nasıl ulaşacaklar? Allah korusun. Kurtlar saldırırsa hiçbiri sağ kalmaz. Gerçi ben tüfeğimi Fehmi'ye verdim ama... Al tüfeğiyle bir şey yapılmaz ki. 5-6 kişi silahlanıp da peşlerinden gidelim mi muhtar? Gidelim. Yürüyün çocuklar. Thank you.
saklanın. Çökün. Kurtlar döndü. Serine sen yerlerine, kınalanmış ellerine, şeker yemiş dillerine, kurban olan güzel zerre. Her gece geçerim böyle, beni kapınızda eyle. Her derdini bana söyle, kurban olan güzel zerre. Dağlar aşıp sana geldim, seni yüreğimde bildim. Aşkın önünde eğildim, kurban olan sana zerre. Nasılsın Gülbeyaz? İyiyim. Gel bakalım Gülcan bacı. Şunu al. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Hoş geldin Turgut. Hoş bulduk Gülcan teyze. Geç içeri. Bak kız, sana yemiş getirdim. Gülbeyaz. Al hadi, küserim bak. Teyze söyle de ağlamasın. Sen söyle Turgut, beni dinlemiyor. Ağlama Gülbeyaz, bak iyileşeceksin. Beraber Yağız'ın kızağıyla yine okula gideceğiz. Gülüp oynayacağız. Benim oynayacak bacağım yok ki. Yürüyemem ki. Yürürsün, ben koluna girerim. Hadi gül, hadi beraber gülelim. Gülbeyaz, ikimiz büyüyünce seni ben alacağım. Gülbeyaz. İçeride değil mi?
Gülbeyaz, biz geldik. Nasılsın Gülbeyaz? İyiyim, sağ olun. Bak sana neler getirdim. Sana... O ne lan? Siz niye geldiniz? Gülbeyaz bizim de arkadaşımız. Ben de bunları getirdim. Önce benim arkadaşım aslanım. Bana ne? Gülbeyaz baksana boya kalemleri getirdim. Bunlar ne güzel şeylermiş. İkram edilmeden niye alıyorsun o yemişlerden? Konuşma. Eğer meramın bana dünür olmaksa... ...benim hanemde geleneklerimize göre konuşalım demiştin Fehmi Ağa. Ben de kapılarımız birbirimize açık kalsın diye... ...teklifini münasip görmüştüm. İşte şimdi hanendeyim. Ve isteğimi tekrarlıyorum. Allah'ın emri Peygamber Efendimizin kavliyle... ...kızınız Zeref'i oğlum Lütfullah'a eş olarak istiyorum. Köyümüzde Zeref'ten başka sana gelin olacak kız çok Temur Ağa. Doğru da Zeref niye başka oluyor? Zeref sözlü. Ben de sözünü yiyecek adam değilim. Tanırsın beni. Zeref'in sözlü olduğunu duymadık bugüne kadar. Kime sözlü? Yağız'a. Üstelik ikisi de birbirine sevdalı. Aralarına girmek, Karaçalı olmak... ...mertliğimize, yiğitliğimize yakışmaz. Haklısın. Kalın sağlıcakla. Güle güle Temur Ağa. Fehmi'den hayır yok bize. Zeref'i Yağız'a nişanlamışlar. Boş ver. Köy kız dolu. Bir Zeref için canını sıkmaya değmez. Seviyorum baba. Haklısın da... ...yapacak bir şey yok. Zorla güzellik olmaz. Olur baba. Sen izin verirsen olur. Nasıl? Yağız öldürürsem Zeref bana kalır. Olmaz öyle şey. Kendini kanla, cinayetle iş görmeye alıştırma. Lütfullah. Bana bak, sakın bir yanlışlık yapma. Peki baba. Hayrola ha? Zeref'i Yağız'a nişanlamışlar. Kaçıralım ha? Olmaz. Peki ne olacak ha? Yağız öldüreceğiz. Emrin olur ha. Yalnız kimse bilmemeli. Duymamalı. Bir kazaya gelmeli. Thank you.
Gelin düğün alanına girince herkes silahını atmışlar. Sen de o sırada Yağız'a sıkacaksın. Bir atışta vurman lazım. Kazayla başkasını vurursam her şey berbat olur. Merak etme ağam sen. Ne işin var burada? Seni seyretmeye geldim. Gel seni Aysaray'a bindireyim.
La, la. İsterseniz beraber çalışalım. Böylece barışmış da oluruz. Üstelik birbirimizi dener, açıklarımızı da görmüş oluruz. Bizim ekibin başı Yağız'dır. O kabul ederse siz de katılırsınız. Ne o? Bizim oyuna girmemizden çekiniyor musun? Ne çekineceğim? Geçin. Kaçırdılar. Kim kaçırdı? Yüzünü göremedim. Bize gelen kolcuya benziyordu. Arkasından, atından tanıdım. Ondan başkası olamaz. De. Ye. Ne oldu? Su başında akres alıyordum. Zeref köprünün başındaydı. Çığlığını duydum. Yukarı çıktığında atımı almış götürüyordu. Koştum ama yetişemedim. Gelin benimle. Çıkışındaki köprü başında Zeref'i kaçırmışlar. Kim kaçırmış? Bilinmiyor. Yabancı biri. Size ne bundan? Köyün namusu değil mi baba? Düş önüme. O kız bize yaramaz. Yürü!
Bir çocuk vermeni istiyorum. Ben Yağız'a sözlüyüm. Başka birini bul. Sen olacaksın Zeref. Çocuğumun anası sen olacaksın. Evimize geldin. Ekmeğimizi yedin. Karşılığı bu mu? Seviyorum Zeref. Feyno! Feyno! Şimdi nereye yaklaşalım var? Gel! Sen bu tarafa. Geldiler. Onlar düşmanlar. Gelsinler. Gel. Bizi buldular. Gel. Bir atlı geliyor Cabbar'a. Gidelim.
İşte Muhtar geliyor. Emrah'a da haber verin. Hadi çabuk ol. Yağız! Yağız'a bir şey olmuş. Allah'ını seven atını alıp buraya gelsin arkadaşlar. Ne olmuş? Yağız'a bir şey olmuş herhalde. Atları getirin. Hadi çabuk olun. Hadi arkadaşlar, atları alın gelin. Ne işin var burada? Seni görmeye geldim.